6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili işverenlerce organize edilecek yükümlülükler konulu seminer verildi. Serbest muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik düzenlenen ve emekli Baş Müfettiş Doğan Keskin tarafından verilen seminere Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa İzzet Doğan ve Oda üyeleri katıldı. Seminer öncesi Doğan kısa bir açıklama yaparak seminerin amacı hakkında bilgiler verdi ve ardından seminere geçildi. 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası 30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gerek kamuoyunda gerek ulusal basında yasayla ilgili bilimsel doğruyu gösteren açıklamalar olduğu gibi işin magazinsel boyutunu ön plana çıkaran, aynen Türk Ticaret Yasası'nda olduğu gibi daha çok getireceği cezai müeyyideleri kamuoyuna yansıtan çok da sağlıklı olmayan açıklamalar da yer aldı. Sanki bu yasa uygulandığında işte toplumun hemen hemen tüm kesimleri apartmanlardan, işverenlerden tutun yasanın cezai müeyyidelerinden etkilenmeyecek gibi bir hava oluşturuldu. Elbette cezai müeyyideler de var ancak çok da abartıldığı gibi olmadığını, hocam zaten ben işin detay kısmına kesinlikle girmeyeceğim, sizlere o kadar da korkulacak bir yasa olmadığını detaylarla izah edecek. Çok genel hatlarıyla bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyorsunuz konuyu. 1-1-2013'ten itibaren 50 ve üzerinde işçi istihdam eden yerlerde yasa uygulanmaya başladı. 50'nin altında işçi istihdam eden tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde de 1 Temmuz 2013'ten itibaren yürürlüğe girecek. Yine kamu kurumları ile 50'nin altında işçi istihdam eden az tehlikeli iş yerlerinde de 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girecek. Yasada herhangi bir yeni düzenleme, değişiklik yapılmaz ise. Ancak 1-1-2013'teki uygulama başladı. Tabii bizim kentimiz 50 üzerinde istihdam eden iş yeri sayısı çok fazla yok. Büyük kuruluşumuz Petlas ve orta ölçekli kuruluş sayımız da çok fazla değil. Dolayısıyla 1-1-2013'teki uygulama belki bizi çok meslek mensuplarını fazlaca etkilemedi. Ama biraz önce bahsettiğim diğer kademeli geçişlerdeki süreler gerek toplumun diğer kesimlerini gerekse hizmet verdiğimiz iş alemi itibariyle meslektaşlarımızı yakından ilgilendirmekte. Bu kanun özel bir kanun. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel bir kanun. Sağlık ve güvenlik konusu yeni bir konu değil. Yani sizler de çok iyi biliyorsunuz, geriye dönüp baktığınız zaman T3008 sayılı kanundan bu yana iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler var. Oradaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere de sizler de katkı vermeye çalışıyorsunuz. Yani sizlerin aslında iki tane şapkası var şu anda. Bir, bu kanun anlamında, kanun getirdiği yenilikler anlamında sizler de işveren konumunda olabilirsiniz. Bağımsız eğer çalışıyorsanız ve yanınızda bir çalışan varsa sizler de bir işveren konumundasınız ve bu yükümlülüklere tabisiniz. Ama bir de yaptığınız mesleki faaliyet var. O mesleki faaliyetler çerçevesinde de mükelleflerle ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirirken yine bu kanuna tabisiniz. Dolayısıyla iki açıdan hem kendiniz açısından hem mükelleflerin sorumlulukları açısından bu kanun rol alıyor. Tabii bundan önceki mevzuatların uygulanmasına bakıldığı zaman olay biraz daha farklı. Bu farklılık da zaten esasen ayrı bir özel kanun çıkmasını gündeme getiren bir farklılık. Neden? Çünkü önceki düzenlemelere baktığımız zaman aslında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin genel olarak tepkisel bir tarzda hazırlandığını görüyoruz. Yani ne demek tepkisel? Olan olaylara göre nasıl önlenebilir? Onun bir takım ön hazırlıkları yapılıyor. Neye dayanarak? O günün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çerçevesinde bazı çözüm önerileri hazırlanıyor. Bunlar o günün hukuk normları anlamında tüzüklere yerleşiyor.